Hikayemizin ismi Kıskanç Kurbağa. Hop 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 bala. Haydi herkes masala. Gölün birinde yaşarmış kıskanç bir kurbağa. Kıskanç kurbağa kimseleri dinlemezmiş. Kıskançlığın kötü bir şey olduğunu bilmezmiş. kurbağanın evi bir Nilüfer'in üzerindeymiş. Nilüfer'in üzerinden tüm gün etrafı izlermiş. Bir gün gölde gezintiye çıkmış. Vrak 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 vrak, vrak. diyerek yüzmüş. Sazlıkların yanına gelmiş. Sevimli kurbağanın evi de sazlıkların içindeymiş. kıskanç kurbağa etrafına şöyle bir bakmış. Vrak vak vak. sevimli kurbağanın evi benimkinden daha güzelmiş. sazlıkların içindeymiş." demiş. Sevimli kurbağacığın evini çok kıskanmış. Hemen sazlıkların arasına saklanmış. Sevimli kurbağanın evinden çıkmasını beklemiş. Sevimli kurbağa evinden çıkınca sazlıkları çekiştirmeye başlamış kıskanç kurbağa. Şu sazlıkları yolayım, sevimli kurbağanın evini bozayım demiş. Onun bu söylediklerini sazan balığı işitmiş. Ah kıskanç kurbağa, Sakın sazlıkları yolma. Çünkü sazlıkların gölgesi yazın serinletir herkesi. Eğer sazları yolarsan yazın gölde serinleyecek bir yer bulamazsın. Sıcaktan bulanırsın. Sonra pişman olursun. Hem kıskançlık kötü bir şeydir. Sana da zarar verir.'' Sazan balığının söyledikleri doğruymuş. Kıskanç kurbağa da tüm kurbağalar gibi yazın sazlıkların gölgesine sığınırmış. Böylece sıcaktan bunalmazmış. Sazan balığı